Evet arkadaşlar, Suzuki DL250'mizde periyodik bakımı, genel bakımı yapıldı. Neler yapıldı? Motor yağı, yağ filtresi, buji, hava filtresi değişti. Ekstradan bir de geri çağrılmadan dolayı ED ünitesi, yani beyin değişecek arkadaşlar. Süleyman Usta, bir tarafa geçelim. Lifti biraz indirelim. Şimdi beyin nasıl değişiyor? DL250'lerde beyin değişimi garantiden arkadaşlar, geri çağrılmadan değişiyor. Beyin nerede? Şurada arkadaşlar. Şu lastiği çıkaralım Süleyman Usta. Evet. Beyni alalım. Evet. Beynimizin iki tane soketi var. Şöyle biraz çekebilirsek. Diğer soketi de alalım. Şimdi arkadaşlar, bu beynimiz, yani motorun beyni değişiyor arkadaşlar. 21K20. Şimdi bunun yerine firmanın göndermiş olduğu orijinal beyin, başka beyin takılıyor arkadaşlar. Garantiden. Şimdi şuradaki bir beyaz şeyimiz var, bandrolümüz. Onu çıkaralım, şuraya yapıştıracağız. Şimdi beyin değişirken de neler yapılıyor, nelere dikkat ediliyor arkadaşlar. İçinde hologram geliyor. Değişip değişmediği belli olsun diye arkadaşlar. 21K21 arkadaşlar. Önceki neymişti? Eski beyni. Ona bakalım. 21K20 idi arkadaşlar. Yeni gelen ne? K21 takıyoruz arkadaşlar. K21 takıyoruz. Şurada bak, yuvarlak bir yer var Süleyman Usta'nın. Tam oraya yapıştıracağız. Onu da gösterelim takipçilerimize. Evet. Garantiden değişiyor. Ücretsiz, Japonya üzerinden geliyor arkadaşlar. 21K21. Şimdi takalım soketlerine. Yeni beyni uyarlayacağız. Motorumuzun çalışması, gaz kelebeği tepkimeleri hepsi değişecek. Yakıtına kadar değişecek arkadaşlar. Oturtalım. Evet, yerine oturtalım. İleri tekliyoruz. Uşam yerimizi. Şurada yeri var. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şunu geri poşetine koyuyoruz. Poşetine. Evet. Şu şekilde Japonya üzerinden geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Maden Japon arkadaşlar. 20K21 RX0 arkadaşlar. Orijinal beyni. Bu nasıl oluyor? Bu işlem nasıl oluyor diye düşünen, soran arkadaşlar için, motorunuzda servis kaydı varsa, servis kayıtlarında ruhsat kendi üzerinize işli, telefon numaranız güncelse, motorunuzun motor şase numarasında dolayı geri çağrılmadan, yani bültenden, Japonya üzerinden bir sıkıntılı bir parça varsa, bu illa beyin olması şart değil arkadaşlar. Başka parçalar da olabilir. Size mesaj geliyor. Motorunuzu en yakın servise gidiniz. ED-CD ünitesi değişecek diye bir mesaj geliyor. Veya o mesaj gelmese bile arkadaşlar, biz mesela, bize bakıma geliyor, o bakım esnasında çıkıyor. Abimizle bir görüşelim. Siz nasıl oldu, bizi nasıl buldunuz abicim? Bir ben saniye. Zaten motoru buradan almıştım. Ama Muğla Köyceğiz'e doğru gitmiştim. Bu ikinci gelişim buraya. Direkt servisi aradım. Orada da Fethiye'de servis buldum. Evet. Böyle bir bakım görmedim yani. Yok şimdi onun haricinde, şimdi biz, bize geldiniz de sizi telefonla falan mesaj geldi mi, yoksa bakıma geldiğiniz için otomatik mi bunların değişimi çıktı? Evet, otomatik olarak bana böyle bir bilgi verdiler, ben de kabul ettim. Tamam. Yani mesaj gelmediydi. Tamam. Şimdi güncellemem yoktu. Onun için kayıtlarım da silinmiş bir şekilde burada. Evet. Bakıma geldiğimde bana ilettiler. Şimdi buradan şurada çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yani illa motoru ikinci el aldım, bir şey oldu. Motoru yetkili servise geldin. Yetkili serviste bilgisayardan giriş yapıldığı zaman otomatikmen bu motorun üzerinde değişmesi gereken veya güncellenmesi gereken parçalar çıkıyor kayıtlarda. Çıktığı zaman da bu parçalar sizin adınıza siparişi veriliyor, bu plakaya, bu şase numarasına geliyor, takılıyor. Yani mesaj gelmedi, benim motorumda böyle bir durum var mı diyenler için de en yakın Suzuki yetkili servislerine uğruyorsunuz. Bilgisayardan kontrol ettiriyorsunuz arkadaşlar. Abimiz de o şekilde yapmış. Mesaj gelmemiş güncelleme olmadığı için. Ama normal yağ bakımına gelmiş. Yani Suzuki Hertel Plaza olarak bizi tercih etmiş yağ bakımında.
Biz de burada yağ bakımı yaparken girmişiz bilgisayara, bakmışız ki motorda geri çağrılması var ve bu parçaları da ücretsiz olarak getirtmişiz ve şu an takıyoruz arkadaşlar. Yani bunu da Suzuki kullananlara söylüyorum. Yani arada bir servislere uğrayın arkadaşlar. Ruhsatınızı verin, bilgisayardan taktırın. Motorla ilgili bir geri çağrılma vesaire var mı yok mu kontrol ettirin. Bu sizin menfaatiniz arkadaşlar. Yani böyle de bir durum var. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şu an yeni beynimiz takıldı. Yerine ekrana bakacağız. Ne diyecek ekranda? Bir de ona bakalım. Şöyle açıyoruz ekranımızı. Evet, motor 12.016 kilometrede. Şu an basıyoruz. Çalıştı arkadaşlar. Tarafı da. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Suzuki Herter Plaza Ankara'da hizmet vermekteyiz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Ankara içerisindeki Suzuki Vespa, Suzuki Vespa, Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi. Ayrıca bir de Kimco motorlarının yetkili servisiyiz aynı zamanda arkadaşlar. Burada Kimco yazısı yok ama yakında gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize iyi günler, iyi seyirler diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım.